Uzman Data'dan merhabalar, ben Deniz. Bu videoda Amazon hisse senedinde dolar bazında 200x kazandırmış bir trading stratejisinden bahsedeceğim. Bu stratejiyi kullanarak siz de backtest yapabilirsiniz. Ve bu backtest yapmanız için minimum maksimum bantları ücretsiz bir şekilde uzman .com linkinden aşağıda elde edebilirsiniz. Erişebilirsiniz ve eriştikten sonra TradingView'a girdiğinizde Burada davetle eriştiğiniz indikatörleri açıyorsunuz ve minimum maksimum bantlara tıklıyorsunuz. Bu uzman datanın ücretsiz indikatörüdür. Bu indikatörü kullanarak bir strateji geliştirdik ve bunu bu stratejiyi hep birlikte inceleyeceğiz. Backtest'e soktuk. Şimdi burada önceki videoda bahsetmiştim minimum maksimum bantlar nasıl kullanılır. Onu isterseniz bir önce izleyin. Ben, ben kısaca tekrar burada özet geçeyim size. Belirli bir zaman periyodunda, şu anda günlük mumlarda çalışıyoruz. E, 21 mum geriye baktığımızda en düşük fiyat ve en yüksek fiyatı temsil ediyor. Bu alttaki çizgi en düşük fiyat, üstteki çizgi ise en yüksek fiyat. Yani 21 günlük mum borsada bir ayı temsil ediyor. Yani ben aylık bazda en düşük ve en yüksek değerleri bu şekilde kabaca görebiliyorum. Daha önceki minimum, maksimum. E, bant indikatörümüzün e, kullanım kılavuzundaki videomuzda bundan bahsettim. Siz bunu isterseniz yıllık baza çevirip yıllık bazda en düşük ve en yüksek değerleri görebilirsiniz. Tekrar belirtmek isterim. Buradaki e, stratejide backtest'teki sonucu gelecekte de alacağınızın garantisi yok. O yüzden bir yatırım tavsiyesi asla değildir. E, buradaki backtest'teki amacımız şöyle geriye dönük fiyatlara baktığımızda bu minimum fiyat stratejisi karlı mı, değil mi, nasıl bir getiri elde edebiliriz gibi bunları bize bir simülasyonla ortalama bir değer sunmuş oluyor. Burada tabii ki fiyatta sapmalar oluyor. Birebir aynı hedef fiyatta satamıyor, satamayabiliyor bazen buradaki indikatördeki, pardon mumlardaki değerler sizin gönderdiğiniz emirden, Sapabiliyor, bilginiz olsun ama ortalama e, tutuyor diyebiliriz yani ortalaması e, iyi bir sonuç e, yakınsama bir sonuç elde ediyoruz. Şimdi burada hızlıca göstereyim yani buradaki aşağıdaki çarpan aşağıdaki e, çizgi minimum değer yani aylık minimum değer. Siz bunu farklı zaman diliminde de yıllık haftalık yapabilirsiniz. İşte burada değerse buraya aylık en düşük fiyata al diyorum. Sonra ben bunu %9 kar e, yazmıştım mesela. %9 karla sat. Siz bunu 4, 5, 3, 10 artık zaman periyoduna göre daha geniş zaman periyodu daha yüksek e, karla satabilirsiniz. Yani size kalmış oluyor. E, bu şekilde satmış mesela. Yine aynı şekilde buradan görüyorsunuz şu e, fiyat çarpmış. Burada en düşük fiyata sonra burada da satmış yani. E, bu şekilde baktığınızda geçmişe dönük görebiliyorsunuz yani. En düşük fiyat neredeyse böyle hep destek gibi çoğu zaman çalışmış. Tabii ki yani burada şu son 30 günlük en düşük fiyattan aldım diye daha da düşmeyecek anlamına taşımıyor. Daha da düşüyor. Daha da fazla düşebilir. Hiçbir zaman en dibi bulmak mümkün değildir ama en azından belli periyot aralığında ucuz bu fiyattan alabilirsiniz. En azından böyle bir şans var. O yüzden biz de avantaj sağlıyoruz diye baktık burada. İşte burada da satmış yine istediğimiz kar gerçekleşince. Aynı şekilde burada da yine en dip fiyata gelmiş. Yine burada da satmış. Bu şekilde siz de bakabilirsiniz. Ben böyle uzatmak istemiyorum. Daha da tüm 2000 yılına kadar gitmek istemiyorum. Şimdi stratejiye geçelim. Strateji şu şekilde 100 bin dolarla başlayan strateji. 19 milyon 754 bin dolar karla sonuçlanmış. Ana parayı da koyacak koyacak olursak yaklaşık 20 milyon e, dolara ulaşmış oluyor. 100 bin dolarımız. Bu da e, 200x yapmış oluyor. Yani paramızı 200 katına e, çıkarmış oluyoruz. 100 bin doları 200'e çarparsanız işte yaklaşık 20 milyon dolar yapıyor. Şu kar bu arada. Nerede başlıyor bu strateji? Bu strateji... 2000 yılında başlıyor. Ocak ayında. 6 Ocak. 3.57 dolarmış Amazon hissesinin fiyatı. Şu anda ne kadarmış? Hiçbir şey yapmasak zaten yaklaşık 30 katı kazanıyormuşuz. Fakat bu şekilde e, en uygun fiyattan belli periyottaki alsat yapa yapa yaklaşık 67 trade yapmış. 2000 yılından e, şu ana kadar. Bu da sürekli parayı işte %9 ortalama kazançla katladığımızda bir 200 katına ulaştırmış. burada da farklı sonuçlar görüyorsunuz da bir rakamlar ama ortalama net kazanç yüzde %9'u tutuyor farklı fiyatlarda pozisyonlar bazılarında eksi kapanmasına rağmen. burada da şöyle baktığımızda kısaca şöyle bir genel bakış yaparsak işte karlı trade yüzdesi yüzde %98. Son trade'i kapsamıyor bu arada bu son trade'de bir zararımız var çok büyük bir zarar onu da hesaplarsak işte şurada 12.5 milyon dolarlık bir kayıp gözüküyor işte işte 20 milyon dolarlık net kar görebiliyorsunuz. Burada da işte ortalama işlem %9 kar ortalama gün sayısı da borsa günü sayısı da 52. 52 borsa gününde ortalama kapanmış. burada da işte toplam 66 trade gerçekleşmiş. Bu şekilde yani siz de detaylı geçmişe dönük kendiniz de manuel bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde 30x yerine daha yüksek bir belirli periyotlardaki en düşük fiyattan alıp sattığımızda daha yüksek bir gelir getire, getiri bazı hisselerde sağlayabiliyoruz. Tabii ki bunu her hissede böyle sağlayacağız anlamına gelmiyor. Şöyle siz de bakabilirsiniz. İşte en düşük e, bir de bize şöyle bir fırsat veriyor. Biz bunu alıp satıyoruz mesela. işte belli karlarda acaba bu periyotta ne kadar daha düşmüş olabilirizse. Mesela %46 da düşmüş, ne bileyim %27 eee tabii bu düşüşlere yakalanmadan önce karlı bir şekilde satmışız. E, mesela sonrasında tabii e, düşmeler oluyor. Biz o yüzden belli zaman aralığının en düşük fiyatında almaya çalışıyoruz ki e, yakalanmayalım yani pahalı fiyattan almayalım daha doğrusu. Pahalı fiyattan alırsak da e, çok büyük bir kayıp yaşamış oluyoruz. Ama burada da ortalama en azından e, görmüş oluyorum. Tekrar daha ne kadar daha düşer ona göre de bir e, alım seviyesi belirleyebilirim. Ortalama maliyetimi düşürmek için atıyorum aldım diyelim şurada mesela şurada çok düşmemiş ama Tekrar buradan alınmaz da mesela 87'de den almışım buradan 82'ye düşmüş. Ee, öyle değil de mesela daha da büyük bir düşüş mesela bulsam e, stratejide. Ha mesela şurası işte şuralar kaçmış 92. Nereye kadar düşmüş bu? 64'e kadar 65'e kadar düşmüş. Yani %30'luk otuzluk bir e, düşme gerçekleşmiş. E, son 30 günün içinde yani 21 gün borsa günü diyelim. En düşük fiyattan almama rağmen daha da düşmüş. Yani dibin dibi her zaman var. Ama en azından ben burada biliyorum. Ya da yıllık bazda baktığımda e, aldığım fiyatın %30 daha aşağısına düşebilir. O zaman ben şöyle bir şey yapsam strateji olarak aldığım fiyatın %30 altına bir emir daha girsem. Böylelikle bir bur e, bir şuradan almış oluyorum. Bir de %30 aşağısından almış oluyorum. Ortalama maliyetim buraya geliyor. Ortalama işte 92 ile işte 66'ın arası işte 75 falan oluyor şu seviyeler de maliyetimi düşürmüş oluyorum. Şimdi 75'in üstünü geçtiğim anda karda olmuş oluyorum. O şekilde daha hızlı toparlıyorum aslında. Belli bir miktar para bırakırsam kenarda, ortalama maliyeti düşürerek daha fazla bir daha doğrusu daha kısa sürede kara geçebiliyorum. Çünkü maliyeti düşürüyorum. Yani aldığım fiyatın %30 aşağısına e, tekrar düşerse alıp toparlayıp ortalama maliyetimi e, düşürmüş oluyorum. Bu da daha hızlı bir şekilde e, benim karlı bir şekilde hedefimi koyduğum tek profit noktamı, al noktamı daha kısa sürede ulaşmamı sağlar ve kar etme şansımı da artırır. Bu şekilde arkadaşlar. Eğer aklınıza takılan sorular olursa e, yorumlarda yazmayı unutmayın. Dediğim gibi siz de bu ücretsiz indikatöre, minimum maksimum band indikatörüne aşağıdaki uzmandata.com linkinden ulaşabilirsiniz, erişebilirsiniz. Siz de kendiniz alıp satmadan önce bu Amazon hissesi, yani bir hisse senedi olur, Borsa İstanbul'daki bir hisse senedi olur, kripto para olur. Ya yani şöyle bir bakın ne kadar düşmüş bunun en düşük, en yüksek fiyatı ne? Yani bunu yıllık da bakabilirsiniz ee, bu arada. Yani farklı zaman dilimlerinde de bakabilirsiniz. Önceki videoda gösterdim. Aylık, yıllık bakın. Yani bu ne kadar düşüyor? Volatilitesi ne? Riskim ne? Ben atıyorum 100 dolarlık aldım bu hisseden. Maksimum ne kadar kaybedebilirim? %30 mu düşüyor? 40 mı? 50 mi? Gibi gibi. Ya da ben bunu işte en düşük seviyelerden aldığımda ee, ne kadar yani en düşük seviyeden al, alıp belli bir karla satmak istersem e, ne kadar başarılı oluyor bu strateji? İkide bir böyle aldığım fiyattan böyle sürekli aşağılara doğru, doğru vuruyor mu fiyat yoksa gerçekten destek gibi çalışıyor mu ee, gibi farklı enstrümanlardan, farklı hisselerlerden e, böyle tek tek e, bakabilirsiniz en düşük ve en yüksek e, değerlerini, volatilitesini yani oynaklığını ölçün, bakın. Buna göre risk para yönetiminizi optimize edebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. video hoşunuza gittiyse beğenirsiniz, mutlu oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Başarılı trade'ler.